Gerçekleştirdiğimiz güzel bir Tech Talks etkinliğine daha sizler de hoş geldiniz. Şeref verdiniz efendim. Alkışlarınızla Türkiye Fütüristler Derneği kurucusu Sayın Alpan Manas bizlerle efendim. Hoş geldiniz. Çok keyifli bir sohbet diliyoruz. Görüşmek dileğiyle. Bunu biz bugün yapay zeka ile yapabiliyoruz. Yaşam arabaya doğru gitmeye başladı. Yani araba içinde yaşama başlıyoruz. Şeylerin ortak yaşam biçimi, ortak yaşam alanlarına geçmekten bahsediyoruz. 2006 VR gözlükler böyleydi. Hani şimdi böyle taktığımız gözlükler var ya, 2006 yılında böyleydi VR gözlükler. Ray Kurzweil'da 2030 yılında gelindi, insanların hafızalarını internete yüklemeye başlayacaklarını, 2045'te ise insanın yapay zeka temelli makinelerle birleşeceğini söylüyor. Yani 2045 itibariyle bilgisayar, yani şeyimizi, bilincimizi artık çok rahatlıkla bilgisayara yükleyebileceğimizi düşünüyoruz. Yani 2023'te 30 yaşında olanların ölümsüz olma şansı yaklaşık %50. Ölen yakınlarımızla çok yakında konuşuyor olabileceğiz. Eğer gözlüklerimizi taktığımızda onlarla iletişim kurmaya başlayacağız. Dünya ne yazık ki bu noktaya doğru gidiyor. Biraz korkutucu ama yaşam da böyle. Ne kadar hoş ya. Neyse. Evet, peki bu kadar bilgi nereye yüklenecek? Biz işte bizim şeyimiz, data hattımız aylık 20 GB, 30 GB. Yani o şekilde bakarsanız ne kadar büyük bir rakam olduğunu düşünün. Fakat çok ilginç bir şey. Eğer bu bilgiyi demin söylediğim gibi DNA'nın üzerine koyarsak bir pinpon topuna üzerine bütün 2005 yılının datasını yükleyebilecek duruma geleceğiz. Yani mavi yakanın olmadığı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Dolayısıyla her şeyin robotlara döndüğü bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bu süper akıllı toplumda şöyle bir sıkıntı var. Dijital dönüşümü bile bu ülke tamamlayamadı ne yazık ki. Şimdi diyorlar ki işte tarımda otomasyon yapacağız falan. Böyle her şeyi otomasyon. Ya kardeşim tarımda yaş ortalaması 55. Ya bu adamlar nasıl şey kullanırlar ki? Bilgisayar kullanabilirler veya el bilgisayarı veya işte cep telefonu kullanabilirler. World Economic Forum 2020 yılında dedi ki 2025 itibariyle yetkinlikler değişecek. Analitik düşünme ve inovatif olma, aktif öğrenmeye, karmaşık problem çözme, mesela stres altında karar verme. Bakın, stres altında karar verme. Stresi yönetme. Ben yüksek teknolojiyle ilgileniyorum ama şu anda bu ülkenin en büyük sorunu tarım arkadaşlar. Açlık çekeceğiz yani çok yakında.